Arkası Yarın. İhtiras ve Para. 15. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Yıllar önce ailesiyle İstanbul'a gelen Fuat, Zihni Bey'in fabrikasında ustabaşı olarak çalışmaya başlar. Diğer yandan köyde anne ve babasını kaybeden Aysel, Fuat'ın annesi Zehra Hanım'ın yanına sığınır. Fuat da hastalık derecesinde zengin olma sevdası ve para kazanma hırsı vardır. O her sabah işe giderken haset ve gıptayla baktığı patronu Zihni Bey'in konağında Samyel'le resmektedir. Çünkü bu konakta Zihni Bey'in sürekli hasta yatan bir hanımı, Cem isminde sakat bir oğlu, Gülten isminde sıska vücutlu bir kızı vardır. Her gün işe giderken Fuat'ı pencereden gören bu kız ondan hoşlanmaktadır. Bu arada iş arayan Aysel, Zihni Bey'in hastalıklı karısının bakıcılığını yapmaya başlar. Öte yandan Aysel'i seven Fuat, onunla dini nikah kıydırarak bir süre birlikte yaşarlarsa da paraya ve zenginliğe olan düşkünlüğünden Aysel'i terk eder Fuat. Patronunun teklifi üzerine onun kızı Gülten'le evlenir. Öte yandan Fuat'ın anne ve babası Silivri'de bir köy yerleşirse de kısa zaman sonra Rıza Efendi bir kalp krizinden ölür. Bu gelişmenin üzerine Fuat'tan hamile olan Aysel, Zihni Bey'in köşkünden ayrılarak teyzesi Zehra Hanım'ın yanında kalır ve bir süre sonra çocuğunu dünyaya getirir. Fuat, Aysel'in annesi Zehra Hanım'ın yanında yaşadığını bilmemektedir. Fuat, annesine Aysel'in yerini veya telefonunu sorarsa da annesi Aysel'le birlikte yaşadığını gizler. Öyle olsun. Ben bir şekilde bulurum onun izini. Nasıl bulacakmışsın? Bulurum anne. Çünkü zenginim. Paranın açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Daha da olmazsa adam tutar arattırırım. Bunun için hiç üzülme sen. Üzüldüğüm falan yok. Beni asıl üzen, nasıl senin gibi bir evlat büyüttüm ben. Seni nasıl karnımda taşıdım, ona üzülüyorum. Pekala, öyle olsun. Hadi hoşça kal. Git artık. Git hadi. Anında gitti. Aysel'in sancıları tutup da çığlık atacak diye ödüm patladı. Fuat gitti mi yenge? Gitti gitti. Aysel nasıl? Birkaç dakika önce uyandı. Şu anda fazla ağrısı yok ama sonradan ne olur bilemiyorum. Sancılar başladı yenge. Dur dur, biraz daha bekleyeceğiz. Sancılar artınca hastaneye götürürüz. Ben odasına gidip bavulumu hazırlayayım. Teyze, ağrılar başladı. Çok kötüyüm. Çok mu sıklaştı? Çok, dayanılacak gibi değil. Tamam, o zaman Emine'ye söyleyeyim, taksi çağırsın bize. Biraz sık şimdi. Hadi azıcık. Emine, hemen bir taksi çağır. Aysel'i hastaneye götürüyoruz. Peki yenge. Şimdi taksi gelir gelmez hastaneye götüreceğiz seni yavrum. Hem bak göreceksin, bu gece kucağında güçlü ve güzel bir oğlun olacak. Sen onun için yaşayacaksın. Aman Allah'ım, şuna bak Aysel. Ne kadar güzel bir çocuk. Çok güzel bak. Erkek mi teyze? Ha tabii ki, sana erkek olacağını söyledim değil mi? Kime benziyor? Sana da, ona da. Kucağıma verir misin? Onu koklamak istiyorum. Tabii yavrum. O senin parçan. Senin yavrun. Benim de torunum. Ne güzel kokuyor. Çok yakışıklı olacağına eminim. Babası gibi. Boyu devrilsin babasının. Dua et de huyu ona çekmesin. Evet, aradığım kişiyle ilgili sonuç ne oldu anlatın bakalım.
Maalesef aradığınız kişi hakkında bir bilgi edinemedik Fuat Bey. Edinemedik de ne demek? Sigorta kayıtlarını incelemediniz mi? Yeni çalıştığı iş yeri sigorta primini ödüyorsa oradan iş adresine ulaşılabilirdi. Sigorta müdürlüğüne gittik ama son prim ödeyen iş yeri çalıştığı konak gözüküyor. Yani yeni bir işe girmemiş olmalı. Nasıl olur? Annem onun Antalya'da bir şirkette sekreterlik yaptığını söylemişti. Orası muhakkak Aysel'in sigorta primini ödüyordur. Ya şirket sigortalı yapmadığı ya da Aysel Hanım herhangi bir işte çalışmıyor. Peki ya muhtarlık araştırması? Antalya'da oturduğuna göre muhakkak oturduğu yerde muhtarlığa kaydını yaptırmıştır. Bütün muhtarlıkları aradık ama hiçbirinde Aysel İnci ile ilgili bir kayda rastlayamadık. Peki bu ne anlama geliyor? Söyler misiniz? Şu anlama geliyor. Aysel İnci adında birisinin Antalya'da yaşamadığı anlaşılıyor. İlginç. Ya annem yalan söyledi ya Aysel başka bir şehirde. Ya da hala İstanbul'da bir yerde. Biz bunu da düşündük Fuat Bey. İstanbul'da teyzesinin oturduğu eski mahallesine gittik. Muhtarla konuştuk. Kaydı hala orada duruyor. Yani gittiği yere ikametgahını aldırmamış. Bu kız yer yarıldı da yerin dibine geçmedi ya. Başka türlü bulma imkanı yok mu bu kızı? Maalesef yok. Bu şehirde tek tanıdığı teyzesi. Yani sizin anneniz. Başka hiçbir arkadaşı da yok. Pekala. Gelelim öbür işe. İhale komisyonu başkanı ile ilgili bir şeyler öğrenebildiniz mi? Bakın o konuda size sevindirici haberlerim var. Komisyon başkanının geçmişi oldukça karanlık. Sahi mi? Evet. Yaptığı bütün karanlık işler bu dosyada en ince ayrıntısına kadar yazılı efendim. Hatta video görüntülerine kadar bütün ayrıntılar mevcut. Tebrik ederim sizi. İyi iş çıkarttınız. Faturanızı gönderin, hemen ödeyeyim. Takip ve araştırma şirketimiz her zaman emrinizdedir. İyi günler. Güle güle. Yaşasın. Elimdeki bu video kayıtlar vasıtasıyla devlet ihalelerini rahatça alabileceğiz. İsterse komisyon başkanı bize ihale vermesin bakalım. Bunu hemen kayınpederime söyleyeyim. Sevineceğine eminim. Yani şimdi bu elimizdeki görüntüleri kullanarak ihaleyi biz mi alacağız? Evet, komisyon başkanı isterse ihaleyi bize vermek zorunda. Sen delir misin? Sen kafayı yemişsin. Biz mafya teşkilatı değiliz. Dürüst çalışan bir fabrikayız. Senin yaptığına şantaj denir. Adamı yıllar önce işlediği bir suçtan dolayı tehdit ederek şantaj yapacaksın ha? Bu kadar büyütme baba. Sadece ihale için verilecek teklif mektuplarının içeriğini öğreneceğiz. Kim ne fiyat vermişse biz onun altında fiyat vererek iş alacağız. Hepsi bu. Hayır. Senin böyle para kazanma tarzın hiç hoşuma gitmiyor. Komple kurmak namussuzlara yakışır. İşler sizin zamanınızdaki gibi yürümüyor artık. Eskiden rekabet vardı, şimdi yok. İhale almadan hiç kimse de ayakta duramıyor. İster istemez biz de ihale kazanmak zorundayız. Bunun için de insanları geçmişinde işledikleri suçlarla korkutmak zorunda mıyız? Evet öyle. Acımasız piyasa şartları bunun böyle olmasını öngörüyor. Yaşamak için de ürettiğimizi satmak zorundayız. Ya biz satmıyor muyuz? Para kazanmıyor muyuz? Satıyoruz baba ama yeterli değil. Daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız. İhale kazandıkça karımız daha da artacak. Daha çok kazanacağız. Ah, hırslı olduğunu bana damat olmadan önce anlamıştım ama bu kadar hırslı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Başarmak için ilk şart hırslı olmak baba. Bu hırsım sayesinde fabrikanız bugüne kadar kazanmadığı kadar para kazandı. Yalan mı? Doğru. Ama kazanma şekillerin beni tedirgin ediyor. Yani senin bu metotların. Mesela şu ihale komisyonu başkanına yapacağın şantaj ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Ben oyunu kurallarına göre oynuyorum. Eğer komisyon başkanıyla ilgili bu görüntüler rakiplerimizin elinde olsaydı eminim onlar da benim gibi davranırdı. Hayat acımasız. Zamanımızda güçlü olan güçsüzü yeniyor hep. Ah, seni iyi tanıyorum damat. Yıllar önce fabrikada direniş olmasın diye en yakın arkadaşının ölümüne neden olmuştun. Sonra gerçeği bilen bir başka arkadaşının da. Bütün bunları benim gözüme girmek, fabrikadaki yerini sağlamlaştırmak için mi yaptın? Ben kendi doğru bildiğim şeyleri yaptım. O gün direniş gerçekleşseydi bugün böyle olmazdık. Çok zeki biri olduğunu sana daha önce de söylemiştim. Hırsını mı seni yönetiyor yoksa sen mi hırsını, bunu bilmiyorum. Bana damat olmayı bile başardın. Kızınızla evlenmemi siz istediniz. Peki senin de işine gelmediğini söyleyemezsin. Böyle bir teklifi geri çevirmek için insanın aptal olması gerekirdi. Kızınızla evlendiğim için memnun değil misiniz? Size iki tane torun verdim. Hayatınızın boşluklarını onlarla dolduruyorsunuz. Haklısın damat, haklısın. Torun sevgisi bir başka oluyormuş. Gökhan ve Aydoğan en sıkıntılı zamanlarında bana en büyük desteği veriyor. Onları çok seviyorum. Ben ne yapıyorsam bu fabrika için, ailem için, çocuklarımın geleceği için yapıyorum. Onlara her şeyin en iyisini vermek bir baba olarak benim görevimdir. Damat, biraz daha kanaatkar olmak lazım değil mi? Hayır baba. Aksine üretim hacmini daha da genişletmemiz gerek. Alternatif mallar üretmemiz gerek. Peki güzel, güzel de bu nasıl olacak? Yeni yatırım demek, yeni finans kaynakları demek. Öyle değil mi? Evet baba.
Bunu da düşündüm. Bankadan kredi alacağız. Gerekirse fabrikayı ipotek ettiririz. İpotek mi? Yo. Asla. Bu fabrikayı kendi öz sermayemle kurdum. Ve bugünlere kadar da 5 kuruş kredi almadım ben. Bundan sonra da kimseye borçlanmak niyetinde değilim. Ama borçlanmadan bu iş olmaz. Hayır. Burası benim fabrikam. Ben sağ olduğum sürece ben ne istersem öyle olacak. Benim istediğim gibi yönetilecek. Ah, bana damat oldun diye fabrikaya da mı el koyacaksın ha? Ben buraya terimi kanımı koydum. Ya sen? Bana damat olmaktan başka ne sermayen var? Benim fabrikaya el koyma gibi bir düşüncem yok baba. Ben sadece fabrikanın büyümesine daha fazla kar etmesini istiyorum. Hayır. Sen fabrikayı sevmiyorsun Fuat. Hiçbir zaman da sevmedin. Söyler misin? Sen neyi seviyorsun? Para, güç. Başka hiçbir şey umurumda değil. Daha güçlü olmak için daha çok kazanmak gerek. Bunun başka bir yolu yok. Ah damat. Beni çok korkutuyorsun. Gerçekten çok korkutuyorsun. Bütün bunları söyle bakayım. Ne zamandan beri planlıyordun? Yıllardan beri baba. Bugün nasılsın abla? Ya sen Fuat? Umarım ikiniz de mutlusunuzdur. Aydoğan'ı görüyor musun Gülten? Nasıl da abinin o ince sesini taklit ediyor. Tıpkı onun gibi aksayarak duruyor. Bak. Bu oğlan da büyük yetenek var canım. Gülme Fuat. Aydoğan, bu yaptığın çok ayıp. Abimi böyle zalimce taklit etmemelisin. O senin dayın. Ama hem çirkin hem de sakat. Ben dayımı hiç sevmiyorum. Çok ayıp. Bir daha böyle konuştuğunu duymayayım. Neden kızıyorsun oğlumuz hanım? O sadece doğru olanı söylüyor. Dayısını sevmiyorsa bunu söylemeli. Yalan söylemesi daha mı iyi yani? Sevmeyebilir ama böyle ulu orta dayısıyla alay etmesi de hiç hoş bir şey değil. Bir daha böyle şeyler yaptığını görmeyeyim Aydoğan. Şimdi hemen odana git. Sen de dayıma hiç laf söyletmiyorsun. Gökhan nerede? Cem'in odasında. Yine mi? Ne zaman arasam hep dayısının odasında. Aydoğan da Gökhan da bizim çocuklarımız ama Gökhan'ı anlayamıyorum. Dayısında ne buldu ki onun yanından hiç ayrılmıyor? Birbirlerini çok seviyorlar. Gökhan Aydoğan gibi aşağılamıyor dayısını. Cem bu yüzden de onu çok seviyor. Severse sevsin. Ama onun odasına gitmesinden hoşlanmıyorum. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Gökhan da dayısı gibi içine kapalı biri olabilir. Onun gibi kendisini odaya hapsedebilir. O oda Cem'in sığınağı. Evet, bir sürüngenin sığınağı. Kardeşim için böyle söyleme Fuat. O sakatlığı yüzünden dünyaya küstü. Onun gibi bir sürü özürlü insan var ama hiçbiri de dünyasına küsmüyor. Ayrıca kardeşine dost olmak isterdim. Ama o benden nefret ediyor. Bugüne kadar bir kere olsun beni odasına çağırmadı. Kim bilir belki de beni servet avcısı zannediyor. Saçmalama. Bunu da nereden çıkarttın? Sen benim kocamsın. Ben uyumaya gidiyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Biraz sonra ben de gelirim. Bir ara Cem'le bu konuyu konuşayım. Fuat bayağı alınmış. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar. Ben de seninle konuşmak istiyordum Cem. Ayrola? Neden kocama karşı soğuk davranıyorsun? O seni seviyor. Ama sen onu adeta kendinden uzaklaştırıyorsun. Kaç yıllık evliyiz. Bir kere olsun onu odana davet etmedin. Onu kırdığının farkında mısın? Üzülme abla. Senin kocanı hiçbir şey kıramaz. O incinmeyecek kadar güçlü biri. Asıl başkalarını ondan korumak gerekli. Çok kötüsün Cem. Enişten için böyle şeyler söylemen çok ayıp. Hanımefendi. Beyefendi. Ne oldu hemşire? Anneniz fenalaştı. Yanına gelseniz iyi olur. Ne oluyor? Nedir bu gürültü? Annem fenalaşmış Fuat. Hemen odasına gidelim. Hemen. Siz annenizle ilgilenin. Ben de doktorunu arayayım. Tamam canım. Evlendiğimden beri kayınvalidemin bir gün iyi olduğunu görmedim. Hep hasta. Alo, doktor. Ben Fuat Aslan. Zihni Bey'in damadı. Kayınvaliden fenalaşmış. Hemen gelseniz iyi olur. Tamam, bekliyoruz. Hazır Cem Efendi annesinin yanındayken şunun odasına girip içeriye bir bakayım. Öyle merak ediyorum ki. İşte sürüngenin sığınağı. Vay. Duvarları neredeyse tümü resimle kaplı. Ne kadar da güzel resimlenmiş. Ha, bu da Gökhan'ın bitirilmemiş bir resmi. Gerçekten güzel çizmiş ha. Aman Allah'ım. Şu büyük resim. Aysel'in portresi değil mi? Evet, onun resmi. Aysel. Seni hala deliler gibi seviyorum. Bir bulabilsem seni. Sen benim hala bir parçamsın aşkım. O da ne?
Gökhan sen ne yapıyorsun burada? Sana kaç kere bu odaya girme demedim mi? Çabuk odana git bakayım. Dayım resmimi çiziyordu, onu bekliyorum. Ne var? Ne oluyor burada? Neden girdin odama Fuat? Ah kayınço, Gökhan'ı arıyordum da. Sen hala burada mısın? Sana odana git demedim mi ha? Defol. Ya gidiyorum babaya. Hoşça kal dayı. Neden oğlunu kovdun odamdan? Vakit geç oldu. Bu yaşta bir çocuğun bu saatte yatakta olması gerekir. Bu sadece bahane. Gökhan'ın beni sevmesinden hoşlanmıyorsun. Bu yüzden o zavallıya devamlı kötü davranıyorsun. Saçmalama, o benim oğlum. Aydoğan da oğlun. Ama Gökhan'a, Aydoğan'a gösterdiğin sevgi ve şefkati göstermiyorsun. Sana öyle geliyor. Annen nasıl, düzeldi mi? Nefes alması düzeldi. Doktor da az önce geldi. Biliyor musun, resimlerin çok güzel Cem. Şu resimdeki güzel kız kim? Aysel. Bir zamanlar annemin oda hizmetçisiydi. Ha, hatırladım. Gülten söz etmişti. Birdenbire hiçbir şey söylemeden çıkıp gitmişti galiba. Güzel bir kızmış. Evet. Dünyalar güzeliydi. Dur bakayım. Sen onu tanıyordun öyle değil mi? Yok canım, nereden tanıyacağım? Bu kızı hayatımda ilk defa burada görüyorum. İhtiras ve Para Adlı Oyun'un 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.